bir cumhuriyet tarihçisi ve bir cumhuriyet kadını olarak bir deniz zaferine yıl dönümünde bir başka deniz zaferini konuşuyor olmaktan dolayı çok gurur duyduğumu bir kere ifade etmek istiyorum. Ben Alemdar konusunu yaklaşık 2 senedir çalışıyorum. Çok yerde de anlattım. Ama Alemdar Vapuru'nda olmak ve Alemdar Vapuru'nu sizinle konuşuyor olmak benim için ayrıca çok önemli bir durum. 18 Mart'ta da bunu anlatmak ayrı bir gurur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum. Ben bir cumhuriyet tarihçisi olarak bizim milli mücadelemizin 3 büyük vapuru vardı. Bizim kurtuluş mucizemizin vapuru var, yani Bandırma Vapuru. Kurtuluş mucizesi. Bir başka vapurumuz mücadele mucizesi, yani şu an içinde bulunduğumuz yer Alemdar Vapuru. Bir de kuruluş mucizemizin vapuru var, Karadeniz Vapuru. Ve hepsi bizim tam bağımsız olmamız için çalışan 3 vapur karşımızda. Ben bir tarihçi olarak belgeleri okuduğum zaman bir şeyi fark ettim. Bugün Alemdar Vapur olayı bu kadar sağduyulu bir şekilde çözüldüyse bunun tek bir sebebi var, Atatürk'ün duruşu. Alemdar Vapuru eğer bu kadar iyi bir şekilde çözümlendiyse Fransız hükümeti ve Ankara hükümetinin tamamen olaya girmesiyle olur. İnanın Ereğli dışında hiç kimse Alemdar Vapuru'nu tanımıyor. Ve en çok istediğim şeylerden biri benim, çok istiyorum bunu. Alemdar Vapuru olayının, Alemdar Vapuru'nun tarih kitaplarına geçmesi, müfredata dahil olmasını çok istiyorum. Bence Alemdar Vapuru'nun kesinlikle bir istiklal madalyası alması gerekiyor.